Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet, herkes bu kupayı merak etmişti. Ne haber kız? Çok hareketli maşallah. Bu kupay senin mi? Abi kupayı mı aldın falan diye. Çok söyleyenler oldu. Açıklamasını yaptım mı tam hatırlamıyorum ama yapmadım galiba. Birkaç videoda gördünüz. Arkadaşlar bu bizim komşumuzun yaklaşık 70-75 yaşlarında bir yaşlı bir avcı komşumuz var. Yani avcı dedi ya, artık eskiden öyleymiş de. Meraklı arkadaşlar. Av köpeğe bakmaya. Adam 75 yaşında, bu saatten sonra ava mı gidecek? Gidemiyor zaten. Onun köpeği. Hatta geçen bir videoda bir deli orman diye bir köpekler var arkadaşlar, av köpeği. O köpek de onun. Hemen bizim kapı bir komşumuz. Benim de kendisini çok sevdiğim bir dayımız. Yıllardan beri. Her neyse. İşte onun köpeği. Birkaç kere ben ekmek falan verdim. Ormanda değil de arkadaşlar, evin önüne geliyor. Bizim köpekleri de çok seviyor. O yüzden 200 seferdir davara geliyor böyle ara ara. Ben de bir şey demiyorum. Sahibi de bir şey demiyor. Gitsin diyor. Alışsın diyor. Zaten o da genç daha. Yanılmıyorsam 8-9 aylık bir şey. Hem köpekleri de biraz alıştırıyor arkadaşlar. Birkaç kere geçenlerde arbelet yaparken de dikkat ederseniz o videoda da geliyordu, görünüyordu. O gün mesela tavşan gibi bir şey çıkardılar. Bütün köpekler gitti mesela. Şimdi kupayların burnu biraz daha hassas olduğu için köpeklerin de peşinde gezdirebiliyor. Bir yerde çoktuğu zaman daha uyanık oluyorlar. O yüzden ben bir şey demiyorum. Abi, bizim de arkadaşlar. Dediğim gibi komşunun. Fakat arada ben şey veriyorum. Geliyor evin önüne. O yüzden alıştı. Ben de gelirse gelsin diyorum. Bir şey demiyorum arkadaşlar. Geziyorlar öyle. Değil mi lan Dağlı Reis? Oğlum nasılsın? Hiyerto. Az önce yine bir köpeğe boğdular. Sonradan pişman oldum arkadaşlar. Keşke o anı, o aksiyonu size gösterseydim. Yani unuttum. Dün de açıkladığım gibi gerçekten çok fazla bir artık köydeki köpeklere sarmaya başladılar. Ciddi bir şekilde. Bir gün inşallah gösterme fırsatım olursa göstereceğim. Bir anda arkadaşlar bakıyorum altlarında bir köpek. Enteresan bir şekilde. Nerede köpek görürseler, dediğin gibi bunların boğacağından değil. Bunlar sadece gidiyor arkadaşlar. Bunlar gidince de büyük köpekler de gidiyor. O yüzden dolayısıyla. Bunlar bayağı bir sıkıntı yapmaya başladı. Tasmalarını aldım. Artık bağlayacağım. Yavaştan böyle. Bakalım. Paşa Reis burada. Tabii köy yerinde arkadaşlar, şimdi kimse kendi köpeğini boğdurmak istemez. Bu benim için de geçerli. Ahmet için de geçerli, Mehmet için de geçerli. Yani sonuçta bu köpekler böyle, nasıl diyeyim size, bir emekle dünyaya geliyor. Büyüyorlar. Öyle kolay bir şey değil yani arkadaşlar. Köpek yetiştirmek. Şunlara verdiğim emeğin haddi hesabı yok. Gerçekten bazen böyle bir şeylere konuşmakla olmuyor arkadaşlar. İç rahat yapmak lazım. Hani. Ciddi bir emek. Zaten bu zalimin borazan gibi sesini. Lan kupayı gördüm. Kupayı gördüler arkadaşlar. Oğlum oğlum ha! Oğlum! Aa, şimdi kupaya gidiyorlar arkadaşlar. Kupayı yabancı köpek zannettiler. Yenice fark ettiler onun bizden olduğunu. İşte böyledir arkadaşlar. Aynı bu şekilde oluyor. Böyle yabancı köpek görünce yavrular gidiyor. Arkadan da paşa gidiyor. Paşa boğuyor zaten. Yavrular sadece böyle gıyıdan koşudan şey yapmaya çalışıyor yani. İşte sıkıntı burada. Tetik. Hep tetikteler şu anda. Böyle bir şey göresi hemen fırlıyor yavrular. Vallahi bir şey anlatıyordum, unuttum arkadaşlar. Her neyse, önemli değil. Zeyna da vardı. Daha şurada. Zeyna'nın arkadaşlar doğumuna 5 gün falan kalmış. 5-6 gün. Hesapladım. Baktım. Kangal köpekleri.
yani çoban köpekleri, büyük köpekler 58 ile 63 gün arasında doğuruyormuş. 3 Şubat'tan itibaren hesaplarsak da bugün 26 Mart, 26 oradan arkadaşlar, Şubat'tan 26 da buradan 52 yapıyor. Eğer 58 günde doğuracağını şey yaparsak işte 6 gün falan var. Zaten belli de etti. İyice memelerini saldı. Tabii şöyle bir sıkıntı vardı. Buna köyde başka bir köpek daha atlamıştı. Bozma bir şey arkadaşlar. Fakat çiftleşip çiftleşmediğini bilmiyoruz o işte arkadaşlar. Hani bir çocuk görmüş, üzerine atlamış ama böyle hani çiftleşti mi, sağlıklı bir çiftleşme oldu mu olmadı mı orasını bilmiyoruz. Tam o esnada paşa geliyor. Paşa o köpeği boğuyor. Ondan sonra da zaten bir daha öyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Eğer şimdi o gün 3 Şubat değildi. O gün muhtemelen arkadaşlar ya 1 Şubat'tı ya da Ocak falanmıştır. Ocak sonuna doğruymuş. Yani 3-4 gün sonraydı. Paşa onunla çiftleşti. Sağlıklı bir çiftleşme o zaman oldu. Şimdi eğer erken doğurursa, yani şu günlerde doğurursa, o yavrulardan, o köpekten de yavru olma ihtimali var. Eğer atladıysa, hani çiftleştiyse. Böyle bir ihtimal de var. Çocuk İstanbul'dan geldiği için bilmiyor abi dedi. Böyle böyle üstüne atlamış. Fakat çiftleşme oldu mu olmadı mı onu, çünkü boyu biraz kısa olduğu için köpeğin, diğer köpeğin sağlıklı bir eşleşme olmuyormuş yani. Ona bakacağız. İnşallah da olmamıştır. Ha şöyle bir şey. Paşa'yla en az 6 kere falan çiftleşmiştir en az. İlla ki paşadan yavru çıkacak her türlü eminim. Fakat öyle bir ihtimal de var. Zaten doğduktan sonra anlaşılır. Kuyruktan yine anlaşılır arkadaşlar. Eğer kuyruk kıvırmıyorsalar, kuyruk dik ise o köpek zaten uyuntu bir şey, mıymıntı bir şey. Kuyruğu falan kıvırmıyor diğer köpek. Eğer kuyruğu dik ise o çoban köpeklerinden olma ihtimali var arkadaşlar. Yani kuyruğu, gerçi zalım gibi de değil. Mesela zalım da kıvırmıyor fakat zalım biraz böyle, ben zalımı kurtlara çok benzetiyorum. Her neyse, şimdi dediğim gibi inşallah sağlıklı bir şekilde doğurur. Çok aşırı derecede istek var. İşte yavruları ne yapacaksın ya, bize de ver, şöyle yap, buraya da gönder, şöyle yap. Arkadaşlar işte para teklif edenler falan çok aşırı derecede böyle istek var arkadaşlar. Emin olun size şu yavrular hakkında gelen mesajları hani göstersem aklınız hayaliniz durar yani. O kadar çok isteyen var ki. Hangi birine ne yapacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar 10 yaşındaki çocuk da istiyor. 60 yaşındaki abi de istiyor. Şimdi nasıl vereceğiz, nasıl olacak bilmiyorum. Böyle bir çekiliş yapmayı zaten düşünmüyorum arkadaşlar. Niye çekiliş yapmayı düşünmüyorum? Çünkü gider hiç gereksiz birine çıkar. Hani böyle bakamayacak birine çıkar. Yavrular yalan olur gider. O yüzden öyle çekiliş mekiliş değil de böyle aklımın yattığı, mantığımın yattığı birine vereceğim. Gerçekten ihtiyacı olan birilerine sahiplendireceğim. Kimse de kusura bakmasın. Zaten şu anda kaç yavru doğacak, ne olacak? Sağlıklı bir şekilde doğurabilecek mi, doğuramayacak mı? Anneleri ölecek mi? Bir doğum olmadan, yavruların şöyle gözleri açılmadan kimseye bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben doğal olarak içinde en hoşuma gideni kendim ayıracağım. Kendim ayıracağım. Zaten anne baba bir olduğu için hepsi yavruların eminim birbirine benzeyecek. Bir düzen benzeyecek. Çünkü başka köpek atlamadı. Bir tek işte öyle bir mevzu oldu. O da zaten muhtemelen çiftleşememişler. Zaten çiftleşse arka arkaya durarlar arkadaşlar. Arka arkaya durma muhabbeti olmamış. O yüzden herkes dedi ki yok ondan bir şey olmaz dedi. Yani eşleşmesi lazımmış. Öyle bir muhabbet olmamış. O yüzden dolayısıyla şu andaki mevzu sadece paşayla diyebiliyoruz. Ben öyle gözlemledim. Paşa ile çiftleşti. Zaten başka koyda çiftleşecek başka köpek yoktu. Paşa yanındayken zaten kimseyle çiftleştiremez, çiftleşmez. Bilmiyoruz. Bakacağız duruma göre. Şimdi yavrular doğmadan
bu konuyu kapatalım arkadaşlar. Kimseye söz veremem. Kimseyle de işte şöyle abi böyle abi hani kimse kırılmasın. Abi sen bana niye vermedin? Şöyleydi böyleydi diye. Ha şöyle bir şey. Benim gönderme şansım zaten yok. Bak arkadaşlar zaten ücretsiz bir şekilde vereceğim. O yüzden almak isteyen adam, bakmak isteyen adam dünyanın öbür ucunda da olsa gelip kendisi alacak. Yani benim öyle işten güçten zaten gönderme şansım yok. Gelecek. Bakacak. Zaten yakın çevreye vermeyi düşünüyorum aslında. Hani gidip görme ihtimalimiz de olsun diye. Videoya çekme ihtimalimiz de olsun diye. Yarın bir gün lazım olursa affeder belli olmaz arkadaşlar. Belki paşayı kurt diyecek. Belki Zeyni'ye bir şey olacak. Her şey olabilir ormanda. O yüzden dolayısıyla yarın bir gün gittiğimizde de onlardan yavru alabilelim. Duruma göre bir hal bakacağız çaresine inşallah. Şimdilik diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Yavru mevzusunu da bu şekilde kapatalım. Yavrular doğmadan kimseye bir yavru mavru mevzu verme mevzusu yok. Size şöyle bir soru sorayım. Dediğim gibi Zeyna'nın durumu bundan ibaret. Sizce hangi günde doğuracak? Yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Bakalım kimin ki kimin şeyi tutacak? Kimin tahmini tutacak? Arkadaşlar ben net bir şey söylediğimde Nisan'ın 4'ünde yavrular doğmuş olacak diye düşünüyorum. En geç Nisan 4 diyorum. Sizler de bakalım bu konuda yorumlarınızı yazın. Kaçta doğar? Dediğim gibi 3 Şubat'ta ilk çiftleşme gerçekleşti. 4, 5, 6, 7 falan işte 7 yanılmıyorsam 7-8 Şubat'a kadar çiftleşme oldu. Şimdi ilk çiftleşmeden yola çıkıyoruz. Bilmiyoruz tabii. Belki de yanlış yapıyoruz. Belki son çiftleşmeden alındı. O da belli değil zaten. Ama memelerine bakarsak çok bariz bir şekilde yani pamuk bu kadar memelerini saldığında doğurmuştu. Ki pamuğun doğumu böyle hiç ansın hiç beklemiyorduk yani arkadaşlar. Ve ben 10 yavru hiç beklemiyordum. Karnı hiç büyümemişti. Hani böyle o kadar büyük değildi. Ne bileyim arkadaşlar 10 yavru demek yani bayağı bir şey yani. Hani böyle 2-3 yavru değil. Karnının bayağı bir büyümesi lazımdı. Memelerinin büyümesi lazımdı. Hiç büyümedi bile. Bir de ilk yavrular olduğu için sanırsam böyle memeler fazla büyümüyor zaten herhalde. Şimdi Zeyna'nın da ilk yavrusu. O yüzden ansın doğurabilir. Hiç belli değil yani. Bir gece bir bakmışsın sabah doğurmuş. Öyle bir durum var şu anda. Duruma göre bakacağız. Ben Nisan'ın 4'ünde en geç doğurabilir diyorum. Belki hiç ummadığımız anda yani durum o kadar ki şu an doğursa doğurabilir. O derece yani. Keşke yanımda olsaydı da gösterme şansım olsaydı. Yarın bir günde doğurabilir. Ben Nisan 4 diyorum. Sizlerin yorumlarını da bu konuda bekliyorum arkadaşlar. Evet, kupayımız geldi. Yeni kupayım. Nasıl? Bayağı da geziyor ha. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kuzu göbeği mantarına bakmaya gidiyoruz. Çıkma ihtimali var ama daha çok erken. Koyun durarken şöyle bir arayalım bakalım. Bu sene maşallah yağmurlar yağdı. Allah'a şükür çıkacak gibi inşallah. Geçen sene bir tane zor bulmuştuk. Yani yağmur yağması gereken zamanda yağmamıştı. O yüzden koyun da çok duracak gibi değil ama şöyle bir her sene ilk çıkan yere bir gidip bakmak istiyorum. Güneş daha tam doğmadı. Yani şöyle yağmur yağıp güneş doğduğunda mantar çıkar. Bakalım ilk defa geliyorum. Şöyle kamerayı çevirelim. Detaylı bir şekilde göstereyim eğer bulabilirsek. Evet arkadaşlar. Öbelen mantarı yani kuzu göbeği diye geçen aslında kilosu çok pahalı arkadaşlar. Yaşının kilosu herhalde 250-300 TL var şu zamanlarda. Tabii arttıkça fiyatı düşüyor. Yani
çok bulunmaya başlayınca 90 TL'lere kadar falan düşüyor kilosu. Yani kuzu köpeği bulmak için bakın şöyle şeyler çok uygun. Böyle işte bu şu yamaçların atları çok uygun. Dediğin gibi daha çıkmayabilir. Ama her sene burada çok olur bu yamaçta. Ne zamandır bakayım bakayım diyordum. Şöyle sizinle bir göz gezdirelim. Belki ufak da olsa bulabiliriz. Bu sınırların altında şuralarda çok fazla oluyor. Aynı mantar gibi nemli yerlerde oluyor ama mantar kadar çok olmaz öyle. Mesela kanlıca falan çok olur. Fakat bu aslında bu da bir mantar türü. Öbelende. Fakat o böyle çok olmaz, çok aşırı olmaz. Onun da ocakları oluyor. Yani bir arada 10-15-20 tane bulabilirsiniz. Koloni şeklinde oluyor fakat böyle kanlıca mantara kadar çok bulmazsınız yani. O böyle çok kısıtlı olur. Bu görmüş olduğunuz eğer yağmur yağarsa bakın şu anda buralarda yok. Böyle hava bu şekilde devam ederse buralarda sizinle çok fazla bir inşallah höbelen buluruz arkadaşlar. Bakın yok. Yani buralarda şu anda daha çıkmamış. Buralar komple bu ağaçların dipleri hep höbelen mantarı oluyordu. Güneş olması lazım. Gök gürlemesi lazım. Şöyle bir yani artık ne derler? Cemre toprağa düşmem falan muhabbeti. Toprağın ısınması lazım. O zaman çıkmaya başlar. Fakat birkaç kişi de görmüştüm. İşte farklı yerlerde bizim ilçenin bulunmuş galiba. İşte güneş olan yerlere, güneş vuran yerlerde tam böyle Nisan aylarında arkadaşlar. Tam böyle Nisan yağmuru yağar. Böyle bir sağanak yağar. Ondan sonra ardından hemen güneş açar. İşte öyle bir şey. Hemen o zamanlarda çıkar. Bir anda çıkar. Tabii şöyle bir inanış var. İnanış var bu höbelen konusunda. Yani kuzu göbeğe deniliyor arkadaşlar. Biz öbelen diyoruz da. İnanışa göre gerçekten de öyle. Ben de takip ettim. Mesela arkadaşlar bugün burada bir şey yok ya. Ertesi gün gel. Kocaman kocaman mesela. Büyümüş büyümüş. Höbelen görüyoruz. Bakın şuralara bakıyorum söyle de yok arkadaşlar. Fakat bazen şimdi bu koloni şeklinde bulurken aralarında küçükler oluyor. Lan diyoruz ki zaten yakın. Hani küçükleri almayalım diyoruz. Fakat o küçük bir türlü büyümüyor arkadaşlar. Yani inanışa göre hani höbeleni gördüğünüz zaman daha büyümüyor arkadaşlar. Yani onu orada siz bıraktığınız zaman hani büyüsün diye büyümüyor. Böyle bir inanış var. Artık ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum ama ya çok yavaş büyüyor ama madem yavaş büyüyorsalar hani bir hafta 2 hafta sonra geliyorsun mesela o kurumaya başlamış artık yani hani büyümemiş. Sanki böyle bir hayvana bakarsın nazar değer günden güne erir ya kanser verem olur sanki böyle hani. Onun gibi bir şey yani o bitkiyi o mantarı diyeyim gördüğünüz zaman daha büyüme olasılığı yok. Yani kuruyor. Enteresan bir şekilde değişik bir tür arkadaşlar. Bu ne kadar doğrudur bilmiyorum. Hani en azından ben de birkaç kere denedim. Gerçekten büyümedi. Ha şimdi diyoruz ki mesela ya kardeşim o aslında büyüyor da hani çok yavaş yavaş geliştikleri için sen onu fark etmiyorsun diyenler çıkabilir. İyi de arkadaşlar şimdi mesela geziyoruz. Burada mesela mantar yok. Ertesi gün geliyorum kocaman bir mantar olmuş. Madem yavaş büyüyorsa neden o zaman o gördüğümüz mantar büyümüyor? Gerçekten yıllardan beri bunu hep böyle test etmişler. Böyle bir şeyle karşılaşmışlar arkadaşlar.
Oha böyle mantığını gördüğü insan gördüğü zaman büyümüyor. Bilmiyorum. Değişik de bir tür. Buralar hep böbelen olması lazım. Ama yok. Merak etmeyin arkadaşlar. Daha ebesi de çıkmamış. İlk önce ebesi çıkar. Yani değişik bir mantar, ona ebesi diyorlar. Onlar çıkmaya başladı mı höbelen de çıkar. Şu anlarda daha bir şey yok. Dediğim gibi toprağın ısınması lazım. Ancak o şekilde. Buradan arkadaşlar bazen hemen hemen yarım poşet, yarım kilo höbelen bulduğum oldu. Sadece bu aradan bakın. Burada komple bir mantar şeyi var böyle. Bir kolen şeyi var. Koleni oluşuyorlar. Bu çamların altında falan. Bir sürü höbelen oluyor. Dedim yarım kilo buluyoruz nereden baksanız. Merak ediyordum. Ne zamandır gideyim gideyim diyordum. Bugüne nasipmiş. Sizinle birlikte geldik de. Şu anda daha bir şey yok. Daha demek ki çıkmadı. Neyse de var gidiyor arkadaşlar. Bugünlük videomuz da böyle olsun. İnşallah güzel höbelenler buluruz sizinle birlikte. Kızartır yeriz tabi. O zamanlarda bilgi, o zaman da bilgi veririz. Dediğim gibi bulmak istiyorsanız nemli yerlerde böyle derenin hani hem güneş görecek böyle arkadaşlar hem de nemli olacak. O tür yerlere bakmanız lazım. Meşe atlarında, böyle çam atlarında bulabilirsiniz. Genellikle de dediğim gibi kuytu köşelerde çok olur. Enteresan bir şekilde. Yani güneşe doğru çıkmaya çalışırlar. O kuytu köşelerde. Bulunma olayı öyle. Fakat şöyle de bir tehlikesi var. Aslında külle birlikte hani atıyorum işte eti bazen ne yaparız? Korun içine koyarız. Küllü müllü yeriz. Sıkıntı olmaz ama onu külle karıştırdığı zaman zehirliyor arkadaşlar. Yani külün üzerine atayım korun üstüne. Öyle yiyeyim diye bir şey yok. Kesinlikle köze değmemesi lazım. Yani kül olmaması lazım. Kül olursa büyük sıkıntı. Zehirliyor insanı. Yanılmıyorsam yoğurtla falan yenmiyor diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. İşte bakın böyle sınırlarda falan çok olur. Bu taraflarda böyle yerlerde. Yani üst tarafta değil de burada. Ha, tabii işte belli de olmaz. Bazen hiç ummadığın yerde karşına çıkar yani. Öyle değişik bir türler. Bakalım eğer olursa zaten sizinle birlikte inşallah toplayacağız. Geçen sene de niyet etmiştik fakat geçen sene olmadı. Bu sene olur diye düşünüyorum. Çünkü Allah'a şükür yağmur güzel yağdı. Yağmaya da devam ediyor. Hala tepelere kar yağıyor. Kar da bu sene güzel yağdı. Bu sene inşallah bereketli olacak. Evet, şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik size her zaman olduğu gibi en güvenilir Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.